Sarıyer'de de Öğretmenler Günü sevgili izleyiciler coşkuyla kutlanamadı ama kutlandı. Sarıyer Belediyesi Öğretmenler Günü'nü biraz daha normalin üstünde herkesin duyabileceği hale getirdi. Öncelikle Sarıyer Belediyesi'ne ve Sarıyer Belediye Başkanımıza Sayın Gence çok çok teşekkür ediyoruz. Kadir Balık da oradaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Haberimizi de Ahmet Güngör hazırladı. Ahmet Güngör'e de çok çok teşekkür ediyor. Haberimizi izliyoruz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bakan Hüseyin Coşkun neler söylemek ister efendim? Öncelikle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimiz ve bütün bu uğurda eğitim öğretim camiasının değerli öğretmenlerinin bu uğurda meslekini icra ederken şehit düşen öğretmenlerimizin ve bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tabii öğretmenlere bir gün yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz, bunun idraki içerisindeyiz ama unutulmamak, hatırlanmak da bir o kadar kadir şinaslıktır. Bir o kadar değerini değer katmaktır. Bilmeyenlere mesaj vermektir. Bu anlamda günde özellikle radyo günleriyle bütün radyo dinleyicilerine ve öğretmenlerimizin sesini duyurduğumuz için de çok mutluyuz. Dolayısıyla bu vesileyle sizler radyocular bugün Sarıyer Meydanı'nda bu yayını yaptığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün ne dedik? Öğretmenler Günümüz. Sayın Belediye Başkanımız, Sarıyer Belediye Başkanımız, sevgili abim Şükrü Genç bu güzel günüyle alakalı radyolara verdiği desteğinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bakalım şimdi başkanım bu güzel gün için neler söyleyecek efendim? Şimdi radyolarda öğretmenlerin konuşuluyor olması çok güzel. Bunda da senin desteğin çok büyük. Burada yine ondan başlamak lazım bu işe. Niye? Ya savaşın ortasında 1921'de Maarif Kongresi yapıyor. Savaşın ortası, aman diyorlar paşam ne yaptın diyorlar ya. Nasıl ilgileneceksin, gelemezsin gidemezsin. En büyük savaşı kazananlar öğretmenler olacak diyor. Biz diyor cephede görevimizi yaparız ama yarının en büyük savaşı öğretmenlerin savaşı olacak. Öğretmenlerin onun için bu kadar önemli. Ve ben hemen bir de konuşmaya başlarken yine gerçekten eğitime, gençlerin çocukların yetişmesine destek veren ve kaybettiğimiz bütün öğretmenlerimize yad ediyorum. Mekanları cennet olsun ve öncelikle de 2011'de Van'da kaybettiğimiz 75 genç öğretmene depremde. Onların yetiştirdiği, daha doğrusu yetiştiremediği cehaletin elinde kayboldular onlar. Bu ne demek? Öğretmen cahilliğe savaş, cehalete savaş. Dolayısıyla ben öğretmenlere ayrı bir önemli. Şu anda ben inşaat mühendisiysem ve sonrasında tabii ki halk bize destek verdi. Belediye başkanıysam öğretmenler sayesinde. Evet, haberi Ahmet Güngör hazırladı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Sarıyer Belediyesi ve radyolar bir araya geldiler. Öğretmenler Günü'nü dün coşkuyla kutladılar. Radyocu arkadaşlara da buradan selamlar göndeririz. Çok çok teşekkür ediyoruz.